Merhaba arkadaşlar, ben dershaneburada.com'dan Eke hocamız. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 8. sınıf LGS'ye hazırlık matematik konularını bir sıkıntı olmadığı sürece birlikte işleyeceğiz. Bugünkü dersimize 8. sınıfın ilk ünitesi olan çarpanlar katlar konusuyla başlayacağız. Bu arada unutmadan şunu da söyleyelim, konu videolarımızdan sonra o gün işlediğimiz konuyla ilgili alıştırma soruları videoları da yayınlanacak. Konu videosu sonrası alıştırma videoları sorularını da izlemeyi muhakkak unutmayalım. Konunun pekişmesi ve o konuyla alakalı soru tarzlarını görmemiz açısından soru alıştırma videolarını izlememiz çok son derece önemli. Her ünite sonunda o üniteyle ilgili çıkmış soruların analizlerini de yapacağız ve çıkmış soruları tek tek çözeceğiz. Böylece bir üniteyi tamamladıktan sonra bir diğer üniteye tamamlanmış bir şekilde geçmiş olacağız. Ve aynı proses diğer üniteler için de geçerli olacak. Evet arkadaşlar, derslerin nasıl işleneceği konusunda kısa bir bilgi verdikten sonra sizlere yine eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum. Önce herkese sağlıklı bir yıl, sonra da başarılı bir yıl diliyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimize 8. sınıfın ilk ünitesi olan çarpanlar katlar konusuyla başlayacağız. Bu derste neler öğreneceğiz? Hadi gelin bir bakalım. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Neler öğreneceğiz dedik? Çarpanlar katlar konusunda bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı bölenleri çarpanlarından bahsedeceğiz. Asal sayı kavramlarından, asal çarpanlardan bahsedeceğiz ve bunlarla ilgili soruları alıştırma videolarında çözeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk konu başlığımızla başlayalım. Bir pozitif tam sayının pozitif tam sayı çarpanları bölenleri konusu. Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya biz o sayının çarpanı deriz. Yani şöyle, örneğin 10 sayısını ele aldığımızda biz 10 sayısını 1 çarpı 10, 2 çarpı 5 şeklinde birden fazla sayının çarpımı şeklinde yazabiliyor muyuz? Evet, yazabiliyoruz. O zaman diyorum ki işte 1, 2, 5 ve 10 bu 10 sayısının çarpanlarıdır ya da bölenleridir. Çünkü çarpan aynı zamanda ne demektir? Tam bölen demek. Çarpan aynı zamanda bölen demektir. Tam bölen demek. Yani onun bölenleri şu şekilde. 10 1'e de bölünür, 2'ye de bölünür, 5'e de bölünür, 10'a da bölünür. Tam bölen demek peki ne demektir? Hocam tam bölen o sayıya böldüğünde kalan 0 demektir diyoruz. Bunları hatırlattıktan sonra hemen bir örnek yapalım. Demiş ki 54 sayısının pozitif tam sayı çarpanları nelerdir? Hemen bulalım 54 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını. İki sayının çarpımı şeklinde yapacağız. 1 çarpı 54, 2 çarpı 27, 3 çarpı 18, sonra 6 çarpı 9. 54'ün başka pozitif tam sayı çarpanları ya da bölenleri var mı? Yok. O zaman diyeceğiz ki 54 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1, 2, 3, 18, 27 ve 54'müş. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane nesi vardır diyoruz? Pozitif tam sayı böleni ya da doğal sayı böleni vardır diyeceğiz. Böleni vardır ya da çarpanı vardır. Peki, 20 ve 80 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını, bölenlerini nelerdir diye sormuş bize. Hemen bulalım, 20 sayısını da çarpanlarını ayıralım. 1 çarpı 20 değil mi? 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. Başka var mı? Yok. O zaman diyeceğiz ki 20 sayısının pozitif tam sayı bölenleri ya da çarpanları 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'dir diyeceğiz. 2, 4, 6 tane nesi varmış yine? Pozitif doğal sayı böleni vardır diyoruz. Yine 80 sayısını incelediğimizde 1 çarpı 80, 2 çarpı 40, 4 çarpı 20 değil mi? 5 çarpı işte 10 kaç edecek? 10 5'e bölük 1, 80'i 5'e bölelim hemen. 1 kere 5, 5, 30'da 5, 16 ve 8 çarpanı 8'e de bölünür. 8 çarpı 10 diyeceğiz. Başka var mı? Çarpanı başka da yok sanırım. Peki o zaman diyoruz ki 80 sayısının 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20,
40 ve 80 olmak üzere kaç tane pozitif böleni varmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane pozitif tam sayı böleni vardır diyoruz. Peki. Hemen bir sonraki sayfamıza geçelim. Asal sayılar konusuyla devam ediyoruz. Birden ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük pozitif tam sayılara biz asal sayılar diyoruz. Tanımdan da anlaşılacağı üzere o zaman diyoruz ki bir asal sayı değildir. Neden? Birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayacak. Birden de büyük ne olacak? Doğal sayılar ya da pozitif tam sayılar olacak diyoruz asal sayılar için. İşte en küçük asal sayım nedir o zaman? 2'dir. Asal sayıları 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde bu şekilde sıralayabiliriz arkadaşlar. 0 ile 100 aralığında 25 tane asal sayı vardır. Bu sayıyı da bilmeniz bizim yararımıza olacaktır. Peki bir sayının asal sayı olup olmadığını anlayabilmek için neyine bakmak gerekir? Onun 2 ile, 3 ile, 5 ile, 7 ile bölünüp bölünmediğine bakacağız. Zaten not olarak burada da söylemişiz. 2 basamaklı bir sayının asal olup olmadığını anlayabilmek için 2, 3, 5 ya da 7 ile bölünüp bölünmediğini kontrol etmemiz gerekecek. Peki bölünme kurallarını hatırlatmak istersek eğer. 2 ile bölünme kuralımız neydi? Sayının sonu 0, 2, 4, 6, 8 gibi ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor. Demek ki sayının sonunda ben 0, 2, 4, 6, 8 gibi rakamlar görüyorsam bu zaten ne değildir? Asal değildir diyeceğim. Çünkü içerisinde bir 2 çarpanı vardır. Peki 3 ile bölünebilme kuralımız neydi? 3 ile bölünebilmesi için bir sayının rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerekirdi. Değil mi arkadaşlar? O zaman diyeceğim ki sayının rakamları topladığımda 3 ve 3'ün katı ise bu sayıda nedir? 3'e bölünebileceği için asal değildir. Yine 5 ile bölünebilme kuralını hatırlatmak istersek 5 ile bölünebilmesi için bir sayının sonunun 0 ya da 5 olması gerekirdi. O zaman sayının sonunda ben 0 ya da 5 görüyorsam diyeceğim ki bu zaten asal sayı değildir. 7 ile bölünüp bölünmediğinin kontrolünü de ne yapacağız? Mecburen bölerek yapacağız. Yine 7 ile bölünebilme kuralımız var ama onu 8. sınıflar için vermiyoruz. Peki, bize örnek olarak sormuş. Demiş ki 57, 87 ve 91 asal mıdır diye sormuş. Hemen bakalım. 57 sayısı sanki asal gibi duruyor ama arkadaşlar rakamlarını topladığımızda 5, 7 daha kaç edecek? 12. 3'ün katı mıdır? Evet katıdır. O zaman 57 sayısı 3'ün katı olduğundan ne değildir? Asal değildir diyeceğiz. Değil mi? Yani birden ve kendisinden başka çarpanlar bulunuyor içerisinde. O halde bu asal değildir diyoruz. Peki 87 sayısına bakalım. 87 sayısı asal mıdır? Yine baktığımızda sanki asal gibi gözüküyor ama rakamlarını topladığımızda 8, 7 daha 15 eder. 15 3'ün katı olduğu için diyeceğiz ki bu da asal değildir. Demek ki içerisinde bir 3 çarpanı içeriyor diyoruz arkadaşlar. Asal değildir. Peki 91 sayısı asal mıdır? Tabii ki 91 sayısı da asal değildir. Çünkü 91 sayısı 7 ile tam bölünür. 7'ye bölersek 91'i bakın arkadaşlar. 1 kere 7 7. 21 de 7. 3 defa 3 kere 7 21. Yani 91 3 ve pardon 7 ve 13 çarpanlarını da içerdiği için ne diyeceğiz? Asal sayı değildir diyoruz. Peki. Yine aynı şekilde notlarımıza bakacak olursak demişiz ki bir asal sayı değildir. Bu tanımımızdan kaynaklı zaten. Birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayacak. Birden büyük sayılara biz asal sayılar diyoruz demiştik. En küçük asal sayımız 2'dir. Tek çift asal sayımız da 2'dir. 2'den başka da çift asal sayımız yoktur diyoruz. Peki asal çarpanlara bakalım arkadaşlar. Bir pozitif tam sayının çarpanlarından asal sayı olanlarına biz ne diyeceğiz? Asal çarpanlar diyeceğiz. Bir pozitif tam sayının çarpanlarından asal olanlarına asal çarpan diyoruz. Peki, bir sayının asal çarpanlarını belirlemenin 3 tane farklı yolu vardır. Bunlardan bir tanesi verilen doğal sayıyı tüm çarpanlarını yazıp içlerinden asal olanlarını ne yapacağız? Seçeceğiz. Yani bir önceki örneklerde yaptığımız gibi ikili çarpımlar şeklinde sayıyı yazıp
bütün çarpanlarını bulduktan sonra bu çarpanlar arasından asal olanlarını seçersek biz diyoruz ki işte bunlar o doğal sayının nesidir? Asal çarpanlarıdır diyoruz. Ya da ikincisi çarpan ağacı yöntemi. Çarpan ağacında da ve üçüncüsü de asal çarpan algoritması bölen listesi de diyoruz. Genelde bölen listesiyle isimlendiriliyor arkadaşlar. Peki gelin bunları hem bir örnek üzerinden yapalım hem de tek tek anlatalım. Notumuzu da söyleyelim. Ondan sonra bir örnek üzerinden bu üçünü de nasıl yapacağımızı görelim. Bir doğal sayının demiş ki asal çarpan sayısı bulunurken birbirinden farklı asal çarpanları sayılarak sonuca gidilir. Yani ben asal çarpan sayısını bulurken birbirinden farklı asal sayıları seçeceğim ve onları sayacağım. Bu kadar asal çarpanı vardır diyeceğim. Tamam. Peki hemen bir örnekle başlayalım. Demiş ki 75 sayısının asal çarpanları nelerdir? Ne yapacağız? İlk önce birincisinde yaptığımız gibi tüm asal çarpanlarını bulup aralarından asal olanları seçeceğiz. Peki 75'i bir çarpanlarına ayıralım. 1 çarpı 75, 3 çarpı 25, 5 çarpı 15. Başka var mı? Yok arkadaşlar. Peki 75'in çarpanları nelermiş? 1, 3, 5, 15, 25 ve 75. Bu çarpanlar arasından asal olanlarına ben ne diyormuşum? Asal çarpan diyormuşum. Peki asal olanlar hangileri? 3 ve 5. Demek ki 75 sayısının 2 tane nesi varmış? Asal çarpanı vardır ya da asal böleni vardır diyebiliriz. Birbirinden farklıları seçiyoruz dedik. Peki hemen arka sayfada devam edeceğim. İkinci yöntemimiz neydi arkadaşlar? Çarpan ağacı yöntemiydi. O zaman şuraya ikinci yöntem çarpan ağacı diyelim. Çarpan ağacı yöntemini uygularken şöyle yapacağız. Verilen sayı en küçük asal sayı ile başlanarak küçük asal sayı sola, büyük sayı sağda olacak şekilde iki tane sayının çarpımı şeklinde yazacağız. Ve daha sonra bulunan sayıların her ikisi de asal sayı olana kadar çarpanlara ayırmaya devam edeceğiz. Yani şöyle 75 sayısının çarpan ağacını yapalım. Şimdi en küçük böleni asal çarpanı nedir? 2'ye bölünmediği için 3 ile başlayacağım mecburen. 3 çarpı 25 diyeceğim. Değil mi arkadaşlar? Küçük sayı solda, büyük sayı sağda olacak şekilde yazıyorum. 5 çarpı 5. Çarpanlarını ayırdık mı? Ayırdık. Her ikisi de asalı olduğu için artık burada sonlandı. 75 sayısını ben şöyle gösterebilir miyim? Üstü gösterimi söylemeyi unuttuk. Unutmadan hemen hatırlatalım. Ben bunu yazarken şöyle yazabiliyorum. Asal çarpanların çarpımı şeklinde kaç tane 3 var? Bir tane 3 var. 3'ün birinci kuvveti diyebilirim. Yazmasak da zaten birinci kuvveti olduğunu bilecektik. 2 tane 5 var. O zaman 5'in ikinci kuvvetidir diyeceğiz. Bu yazılış şekline biz asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılışı diyoruz. Asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılış ya da üslü olarak ifade ediliş de diyebiliriz. Üslü olarak ifade edilmesi. Yani 75 sayısını ben asal çarpanların çarpımı şeklinde ya da üslü olarak bu şekilde ifade edebiliyorum. 2 tane 5 çarpanı var. Peki 75 sayısının kaç tane asal çarpanı var derse 2 tane işte asal çarpanı var. 3 ve 5. 2 tane. Değil mi? Çünkü asal çarpan bulurken hocam burada bir tane daha 5 var. Onu ne yapacağız diyorlar. İşte asal çarpanlarından farklı olanlarını alıp saydığımızda bana neyi verecek? Asal çarpan sayısını verecek. O zaman farklı olanlar neler? 3 ve 5. 2 tane nesi vardır diyoruz. Asal çarpanı vardır diyeceğiz. Peki. Üçüncü yöntemimiz neydi? Üçüncü yöntemimiz işte bölen listesi. Asal çarpan algoritması da deniliyor. Bölen listesi diyeceğim. Peki bölen listesi. Genelde biz basit olduğu için neyi kullanıyoruz? Bölen listesini kullanıyoruz arkadaşlar. Sayının yanına bir çizgi çiziyoruz. Ve bu sayıyı bölen en küçük asal sayıyla başlayarak bölmeye başlıyoruz. Sonra bölünemediğinde bir sonraki asal sayıya geçiyoruz ve bir kalana kadar da devam ediyoruz bölme işlemine.
Hemen bunu da bir örnekle hemen 75 üzerinden ifade edelim yine. 75. Ne yapacağım? 2'ye bölünemediği için en küçük asalım nedir? 3'tür. 3 ile başladım. 75'i 3'e böldüm nedir? 25. 25'i 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 1 kalana kadar devam ettik. İşte bunu ben yine asal çarpanların çarpımı şeklinde yazarsam 3'ten kaç tane var? 1 tane. 3'ün birinci kuvveti çarpı 5'ten kaç tane var? 2 tane. 5'in ikinci kuvveti şeklinde yazabilirim. Peki 75'in asal çarpanları nelerdir dediğinde ise 3, 5 daha ne diyeceğiz? 2 tane asal çarpanı vardır diyoruz. Peki, şimdi size bir soru soracağım. Hocam bize hep böyle iki basamaklı sayılar mı verilecek? Biz her zaman iki basamaklı sayılarla mı, daha üç basamaklı verilirse, dört basamaklı verilirse biz nasıl bunun pozitif doğal sayı bölenleri bulabiliriz dediğimizde, çünkü 75 sayısının pozitif bölen sayısını mesela bulmak istiyoruz. O an sınav heyecanı, hepsini tek tek yapamayabiliriz. Bir de büyük sayılar verilirse aradaki çarpanları kaçırabiliriz. Peki bunun pratik yöntemi nedir? Bunun bir pratik yöntemi var mıdır? Direkt bize sonucunu verecek, sayıyı verecek bir yol var mıdır dediğimizde ise burada da pozitif bölen sayısından bahsediyoruz. Pozitif bölen sayısını hesaplarken arkadaşlar sayıyı yine asal çarpanların çarpımı şeklinde, yani böyle üslü şekilde ifade edeceğiz. Üslü şekilde ifade ettikten sonra üstüne, asal çarpanların üstüne yazdığım sayıları birer arttırıp çarptığımda ben o sayının pozitif bölen sayısını ya da doğal sayı bölenlerini bulmuş olacağım. Yani şu an 75 üzerinden gidersek 75 3'ün birinci kuvveti, hemen şöyle diyelim, 3'ün birinci kuvveti 5'in, şuraya yazayım, 3'ün birinci kuvveti 5'in ikinci kuvvetiydi. Ne yapacağım ben bu sayıyı? Üstlerini bir arttır çarp diyorum. Yani 1'i 1 arttırdım 2 çarpı 2'yi 1 arttırdım 3. Demek ki 2 çarpı 3 eşittir 6 tane nesi vardır? Pozitif böleni vardır demiştik. Zaten biz ikili çarpımlarda da şunu söylemiştik değil mi arkadaşlar? 75 işte 1 çarpı 75, 3 çarpı 25, 5 çarpı 15. Başka da ne yoktu? Pozitif doğal sayı böleni yoktu. 2, 4, 6 tane demiştik ki burada da direkt ne yapıyoruz? Sayıyı pratik olarak bulabiliyoruz. O zaman 3 basamaklı ya da daha büyük basamaklı sayılar verildiğinde bölen listesi yapıp bunu asal çarpanların çarpımı şeklinde gösterip üstlerini birer arttırıp çarparak biz o sayının kaç tane pozitif bölen sayısı olduğunu bulabiliriz. Peki, hemen örneklerimize bakalım. Demiş ki 60 sayısının asal çarpanların çarpımı biçiminde yazınız. Hemen yapalım, asal çarpanların çarpımı biçiminde 60'ı bölen listesi yapalım. Çünkü yeni öğrendik ve en kolay yöntemimiz de bu. 60'ı 2'ye böldük nedir? 30. 2'ye böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Hemen asal çarpanlara çarpım biçimde, yani üst şekilde ifade ediyorum. 2'den kaç tane var? 2 tane. O zaman diyorum ki 2'nin ikinci kuvveti. 3'ten kaç tane var? 1 tane. O zaman 3'ün birinci kuvveti, 5'in birinci kuvvetidir diyoruz arkadaşlar. Peki 60'ın pozitif bölenleri nelerdir ya da pozitif doğal sayı böleni kaç tanedir dediğimde ne yapacaktık? Pozitif bölen sayısını hesaplarken hemen üstlerini bir arttırıp çarpacaktım. 2'yi 1 arttırdım 3, 1'i 1 arttırdım 2, 1'i 1 arttırdım 2. Çarparsak 3 kere 2 6, 6 kere 2 12. Demek ki 60 sayısının 12 tane nesi varmış? Pozitif doğal sayı böleni ya da tam sayı böleni vardır diyoruz. Yine tabii 60 sayısını ikili çarpımlar şeklinde de yazabilirsiniz. 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4 çarpı 15, işte 5 çarpı 12, 6 çarpı 10 şeklinde yazdığımızda da yine ne olacak? 12 tane pozitif çarpan bulacağız ama dediğim gibi sınav esnasında heyecanlanabiliriz. Aradaki çarpanları unutabiliriz. O halde ne yapacağız? En doğru yöntem bölen listesi yapıp işte asal çarpanların çarpımı şeklinde yazıp üstlerini birer arttırıp pozitif bölen sayısını bulmak diyoruz. Peki bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Diyor ki 360 sayısını 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c eşitliğinde
ABC sayılarını bulunuz. Yani 360 sayısı ne yapacağım ben? Asal çarpanların çarpımı şeklinde yazmaya çalışacağım. O zaman 360 ilk önce bir bölen listesi yapalım. 2'ye böldüm 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Hemen yazalım asal çarpanların çarpımı şeklinde. Demek ki 360 sayısı diyorum ki 2'den kaç tane var? 3 tane. 2'nin 3. kuvveti çarpı 3'ten 2 tane var. 3'ün 2. kuvveti, 5'ten 1 tane var. 5'in 1. kuvveti şeklinde yazıyoruz. Zaten bu sayıların çarpımı bana yine neyi verecek? 360'ı verecek. O zaman 2'nin üzerindeki A sayısı neye karşılık gelecek? 3'e karşılık gelecek, değil mi? A eşittir 3'müş. Peki B neye karşılık gelecek? 2'ye karşılık gelecek. C de 1'e karşılık gelecek diyoruz. Bu sayılar arasında toplama, çıkartma, çarpma, bölme işlemleri de yaptırabilir. Artık soruyu çeşitlendirmek bizlere kalmış. Peki olduğuna göre demiş, bir bölen listesi verilmiş, olduğuna göre A, B, C, D, F, G'yi bulunuz diye bize sormuş. A'yı 2'ye bölmüş, 84 demiş. O zaman ters işlem yapmak zorundayım A'yı bulabilmek için. 84 ile ne yapacağım? 2'yi çarpacağım. 2 kere 4, 8. 2 kere 8, 16. Demek ki A neymiş? 168'miş. 2'ye böldük, 84. Tekrar 2'ye bölebilir miyim? Evet, 2'ye bölmüşüm ki 42 bulmuşum zaten, değil mi arkadaşlar? 42'yi tekrar 2'ye böldüm, 21. 21'i 3'e böldüm, 7. 7'ye böldüm, 1. O zaman diyorum ki A 168'miş, B 2, C 2, D 21, E ve F 7, G de 1'dir. Tek tek bulmuş olduk. Peki geçtim bir sonraki sayfamıza. Demiş ki bir doğal sayının kalansız böldüğü sayıların tümüne o doğal sayının katları denir. Kalansız böldüğü sayıların tümü. O sayının nesiymiş? O doğal sayının katlarıymış. Bana şöyle bir soru sormuş. 108 sayısı 12'nin katı mıdır? Peki katı olup olmadığını nasıl anlayacağız arkadaşlar? Verilen sayıyı ben ona tam bölebiliyorsam, yani kalan 0 oluyorsa, diyeceğim ki evet, 108 sayısı o sayının nesidir? Bir katıdır. Zaten kat kavramı basit. O zaman şöyle yapabilir miyim? 108'i ben 12'ye böler isem kaç defa diyeceğim? 9 defa desek, 9 kere 2 18'in 8'i, elde var 1. 9 kere 1 9, 1 daha 10. 108. 0 kaldı. Demek ki 108 sayısı 12'nin 9 katıdır diyebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Katı mıdır? Katıdır. Peki. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Evet, konumuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Neler öğrendik? Bir pozitif tam sayının tam sayı çarpanlarını öğrendik. Asal sayı nelerdir? Asal çarpan nelerdir? Ve bunların bulunuşları, bulunuş yöntemleri üzerinde durduk. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Soru alıştırma videolarını izlemeyi unutmayın.